Ben bunu yazdığını düşünemiyorum. Lan pist, pist. Lan sucuğumuz gidiyor. Lan eşek sucuk gidiyor. Herkese selamlar. Bugün Besri'nin Pavilla ile çadırı inceleyeceğiz. Çadır almadan önce birçok video izledim. En sonunda bunu almaya karar verdim fakat onda da yine de tam tatmin olmadan almak durumunda kaldım. Aldıktan sonra bazı kusurlarını görmüş olduk. Bunlardan en önemlisi tabii ki çadırın kapsın alt girişi. Alt girişi fermuarlı olmadığı için çok büyük bir sıkıntı. Nasıl bir sıkıntı derseniz, mesela akşam biz yemeğimizi yedik, çadıra gireceğiz. Tam fermuarı açtım, bir kedi fırladı içinden. Düşünün bak, kapalı normalde ama kedi yine de girmiş. Ya bugün kedi giriyorsa köpek de girer, başka hayvan da girer. Kaldı ki burası kamp alanı. Hani normal dağda, çayırda bir yerde değil. O yüzden böyle bir sıkıntı var. İçeri girdikten sonra ikinci kedi de içeride yatıyordu. O kadar ki artık rahat. Biz de rahatsız etmedik. Bu en büyük dezavantajıydı. Problemi hadi yaptırdık. Tadilatta falan bir şekilde hallettik. Diğer problem ise yazın. Çünkü burada biz Kasım ayındayız. Güneş vurduğu zaman içerisi hamam gibi oluyor. Ben bunu yazın düşünemiyorum. Bu yüzden havalandırma lazım. Kapılara işte file takılması lazım. Bunun için de ayrıyetten bir tadilat gerekiyor. Her iki tarafında kapının olması çok çok iyi. Bir de her iki tarafa file yaparsak havalandırması da mükemmel olur. Yani yazın çok serin olur. En azından börtü böcek derdi olmaz. Şimdi bu çadır 6 kişilik olarak geçiyor. Burada şöyle bir durum var. Fark ettiyseniz şöyle çadıra şöyle baktığımız zaman şu taraf daha büyük. Daha geniş bir alan. Bu taraf biraz daha ufak bir alan. İki oda kuruluyor. Fakat sağ taraftaki oda daha büyük. Yani 6 kişilik diyor ama bu tarafta 2 kişi kalıyor. Rahat bir şekilde kalıyor. İki yatak arasında, şişme yatak arasında bayağı bir boşluk da oluyor. Ama bu tarafa gelirsek buraya ne kaç kişi sığar? Aile kamp yapıyorsa 2 çocuk sığar. Yok işte yetişkinler geliyorsa 2 kişi buraya, 1 kişi bu odaya geçebilir. Ya da derseniz ki biz hiç içerideki odayı kurmak istemiyoruz. Bir bütün olarak kullanmak istiyoruz. O zaman 6 kişiden fazla da sığar. Biz mesela nasıl kullandık? Bu taraf büyük olduğu için biz 2 kişi geldik. Bu taraftaki odayı kurduk. İkimiz burada kalıyoruz. Bu tarafı boş bıraktık. Önümüzde büyük bir alan oldu. Salon gibi. Yani orada rahat bir şekilde giyinebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Sağında ve solunda havalandırması var. Fakat havalandırma bile tamamen açılmıyor. Yani hafiften bir havalanıyor. Daha doğrusu dışarıdaki tentesi havaya doğru hafiften kalkıyor. Onun dışında tam olarak açılmıyor. Bu bir dezavantaj. İkincisi ise diyelim ki kış ayındayız. Tam havalandırma var da bunun bir de tamamen kapanması lazım. Öyle bir durum da yok. Yani kışın bu da bir dezavantaj. Dışarıda dediğim gibi çadırın sol tarafı, dışarıdan baktığımız zaman sağ tarafı daha büyük. O yüzden biz bu odayı kurduk. Çünkü 2 kişi geldik. Bu odanın güzel tarafı tamamen kapalı olduğu için içeri sinek de böcek de girmiyor. Bu konuda en azından içimiz rahat oluyor. Ama şimdi burada yatarken rahatız da burada da ister istemez yiyeceğimiz, içeceğimiz, giydiğimiz kıyafetlerimiz olabiliyor. İşte burada yiyip içebiliyoruz. Bu durumda buraya hayvanların girmesini istemeyiz. Mesela akşamdan kedi girmişti. Buralar kedi tüyü dolu şu anda. O yüzden sıkıntı. Bu kapının altını fermuarla kapatmak gerekiyor. Biz şu an için ne yaptık? Taşları koyduk, şu kilit taşlarını. Bu şekilde çözüm ürettik. Şimdi odaya gelecek olursak oda dediğim gibi tamamen kapanıyor. Ve aynı zamanda şunla odayı ikiye bölebiliyorsunuz. Yani çok bir işlevi yok ama en azından yani odayı bölebiliyorsunuz. Yatarken birbirinizi görmezsiniz. İki arkadaşsanız o da saçma oluyor. Yani samimi arkadaşlar aynı odada yatıyorsa birbirini görmemesi de çok tuhaf oldu. Şimdi odanın genişliğini göstereyim size. İki tane şişme yatak var. Şişme yataklar da hani geniş olanlardan. Diğer yatak burada. Arada da böyle bir boşluk var. Yani normal mat kullanacak olursanız buraya 3 kişi de sığar. Ama 2 kişi şişme yatakla çok rahat bir şekilde yatıyor. Yani biz yattığımız zaman kitabımızı da çantamızı da eşyamızı da bu araya koyabiliyoruz. O yüzden güzel. Yani çadırın en güzel tarafı bana göre çadırın büyüklüğü. Yani bir ayrı odası olması, hani diğer odayı pek saymıyorum ben. Çünkü bayağı ufak. Çocuklarınız varsa tamam, çocuklarınız için kurabilirsiniz ama böyle arkadaşlarınızla geliyorsanız bir oda bir salon şeklinde kullanmak daha güzel. Yani biz çok memnun kaldık. İkincisi nemlenme yaptı mı? Yani içeride ısıtıcı kullanmadık ama hafiften yine de sabaha doğru bir nemlenme olmuştu çadırın iç tarafında. Bir de şuna değinmek istiyorum.
Eğer kampa geliyorsanız mutlaka işte ya altına branda alın. Ha, branda alsanız bile içeri bir kilim alın. Alın serin. Çünkü gerçekten çok soğuk oluyor. Yattığınız zaman da o soğuğu hissediyorsunuz. Şimdi çadırın iyi taraflarından, kötü taraflarından bahsettik. Bir negatif yönden daha bahsedeyim. Biz akşam yatarken işte çadırın etrafından sesler geliyordu. Fakat şimdi gezen ayı mıydı, köpek miydi, kedi miydi bilemiyoruz. Şimdi kalkıp çadırdan çıkacağız o soğukta, sıcak yatağımızı terk edeceğiz falan filan derken biraz sıkıntı. Mesela burada şeffaf bir pencere olsaydı istediğimiz zaman kapatıp açabileceğimiz, o zaman en azından dışarı görebilirdik. Fakat çadıra girdiğimiz zaman dışarıdan kopuyoruz. Hani dışarıda ne oluyor, ne bitiyor göremiyoruz. Bu bana göre bir dezavantaj. En azından hani bir ses geldiği zaman etrafta biri var mı, yok mu, hayvan mıydı, insan mıydı bunu görmek iyi olurdu. Yani insana biraz daha güven verir. Şimdi dediğim gibi her iki uçta da havalandırması var. Fakat havalandırma bu kadar açıyor. Yani gerdirdiğin zaman şu oluyor en fazla. Bu da yazın ne kadar havadar olur tartışılır. Bu yüzden ne yapmak gerekiyor? Birincisi ya kapılara dediğim gibi ek bir file takacaksınız. Oradan havalandırmayı sağlayacaksınız. Aynı zamanda sinek böceğin girmesini önlemiş olursunuz. Ya da işte buraya açacaksın, bir şeyler yapacaksın ama dediğim gibi bu yetersiz havalandırma için. Ha, kışın bile, kışın değil de yani sonbahar Kasım'ın 15'indeyiz, 16'ndayız. Ona rağmen güneş değdiği zaman içerisi hamam gibi oluyor. Ben bunu yazın düşünemiyorum. Lan kedi pist, pist. Lan sucuğumuz gidiyor. Lan sucuk gidiyor. Yani kısaca bu çadıra daha iyi bir havalandırma şart. Hemen özetleyelim. Çadırın büyüklüğü kesinlikle çok çok iyi. Biz çok memnun kaldık. Dezavantajı ise dediğim gibi kapı altlarının fermuarlı olmaması. Oradan yani kedi girdiyse her türlü hayvan girer. Onu söyleyeyim. Üçüncü olarak da havalandırma sistemi çok kötü. Ha, bu tamamen sonbahar için tamam idare eder ama yazın için çok yetersiz olur. Dediğim gibi ya kapılara file yapacaksınız ya da buraya bir çözüm bulacaksınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Lan oğlum seninle videolar çekeceğim ben. Herkese selamlar. Bugün... Oğlum gülme. Tamam. Pist. Pist. Ben bunu yazdığını düşünemiyorum. Lan kedi pist. Pist. Lan sucuğumuz gidiyor. Lan. Şaşırık sucuk gidiyor. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Oğlum bu böyle devam edecek. Hep selam vereceğim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kameranın arkasında demek böyle bir şey. Lan oğlum var ya. Biz böyle var ya bir saatte acaba video çekeriz. Evet bir giriş yapsın. Bazı yerler artık kesersin. İşte girişi yapabilsem. Biraz gidip biraz girsek işte oluyor. Herkese selamlar. Bugün Best Way'in Pavillo aile içeride izleyeceğiz. Lan oğlum ne güzel girdim lan. Yağmur atışıyor hadi. Oğlum var ya. La 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 la. Herkese selamlar. Bugün Best Way'in... Oğlum gülmesin ne güzel. Tam moda giriyorum lan. Tam moda girmişim ha. Herkese selamlar. Bugün Best Way'in Pavillo aile çadırına gireceğiz. Lan oğlum ne güzel giriş yaptın.